Elinizde portakal ya da mandalyanız varsa böyle farklı bir lezzet yapmanızı öneriyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Bu tarifimde 400 gram kadar mandalina kullandım. Portakal da kullanılabilir. Öncelikle bunların kabuklarını soymakla işe başlıyoruz. Dilimlediğim mandalinaları blender'a vereceğim. Bir paket instant mayayı ekliyorum. Ve 4 yemek kaşığı şeker üzerine döktüm. Ve çalıştıracağım. İyice ezilen malzemeleri yoğurma kabına süzüyorum. Bütün posalarından arındırdım. Şöyle koyuca bir karışım oldu. Bu karışıma bir çay kaşığı kadar zerdeçal, bir tutam tuz ve biraz portakal kabuğu rendesi ekleyeceğim. İki tane yumurta kırıyorum. Ve karıştırıyorum. Şöyle klasik 200 mililitrelik bardakla 4,5 bardak un eledim. Ortalama yarım kilo kadar ediyor, 500-550 gram kadar. Bunu spatula yardımıyla hamura yavaş yavaş yedireceğim. Oda ısısında bir yemek kaşığı kadar tereyağını da ekliyorum. Bütün unu yavaş yavaş yedirdim. Şöyle oldukça cıvık bir hamur elde ettim. Kek hamurundan koyuca, ekmek hamurundan yumuşak bir hamur. Yapışkan. Şimdi bu kabın üzerini streçleyeceğim ve 1 saat sıcak bir yerde mayalanmasını bekleyeceğim. Elimi sıvı yağa batırıyorum. Ve şöyle bir kabı yağlıyorum. Altı bezi olarak hazırladım. 27-28 santimetre çapında bir kalıbım var. Altına bir yağlı kağıt serdim ve tabanını ve kenarlarını sıvı yağla yağlıyorum. Kelepçeli kalıp da kullanabilirsiniz. Ortası delikli kelepçeli kalıplardan. Ben delikli bir kalıp elde etmek için ortasına şöyle bir malzeme koydum. Onun da kenarlarını yağlıyorum.
Ve yine yağ yardımıyla elimi yağa sürerek şöyle bezeleri şekillendiriyorum elimle. Ve bırakıyorum. Yine üzerini streçleyeceğim ve 1 saat kadar sıcak bir yerde mayalanmasını bekleyeceğim. Mayalanan hamurun üzerine sürmek için bir karışım hazırlayacağım. 1 kaşık kadar sıvı yağ var bu tabağın içinde. Bir yumurta ekliyorum. Ve yine 1 yemek kaşığı kadar da süt ekleyeceğim. Tek kullanımlık bir sıkma torbası aldım ve içine marketlerde satılan çikolatalı fındıklı kremadan dolduracağım. ...180 dereceye alt üst ayar ısıtılmış fırında aşağı yukarı 40 dakika kadar pişireceğim. Sıcakken üzerine bal sürüyorum. Mandalinalı ve çikolatalı bir lezzet yaptım bugün. Farklı bir lezzet. Şöyle yumuşacık. İçinde çikolatası saklı.
Deneyenlerin ellerine sağlık. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.